Hoş geldiniz. Kasım ayında 10 kitap okudum. Heyecan verici, değişik türlerde ve duyunca hoşunuza gideceğini düşündüğüm 10 kitap bu. Ayrıca bu videoya bir ayrıcalık daha katmak istedim. Bir de film önereceğim. Aralık ayı yılın en uzun gecelerinin içinde bulunduğu ay. Yani uzun zamanımız var. Aileyle birlikte hep beraber yapabileceğimiz şeylere daha fazla zaman ayırabileceğimiz bir dönem. Kış çok fazla dışarıya çıkma arzusu içinde de olmayabiliriz büyük ihtimalle. İşte o yüzden hep birlikte izleyebileceğiniz bir fantastik film önerimde olacak. İsterseniz onu en sona bırakalım. Biz yine kitaplara öncelik verdiğimiz kanalda kitaplarla başlayalım. İşte o 10 kitap. İlk kitabım Tolstoy'dan. Dünyanın en önemli yazarlarından bir tanesi. Bizim için çok güzel şeyler geriye bırakmış. Ve bütün hayatı boyunca yazdıkları hepimizi ilgilendiriyor. Çünkü hem hayatın içinden hem gözleme dayalı hem de epeyce hayal dünyasının, kurgunun gizemli yollarının içinden geçiyor kitaplar. Tolstoy'un üç öyküsünü okudum Kasım ayı içerisinde. Bir tanesi uzun öykü, ikisi de fevkalade güzel, keyif aldığım, çok uzun olmadığını düşündüğüm öyküler. Ben bu üç öyküyü aslında hem okudum hem dinledim. Çünkü Baskın isimli öyküyü dinledim ve Baskın'da oldukça heyecanlı bir süreç yaşadığımı söyleyebilirim. Savaşı merak eden bir meraklı, işte araştırmacı diyelim, gazeteci, araştırmacı ama savaşa gitmek istiyor. Savaşa gitmek isterken savaşmak istediği için değil, savaşanları gözlemlemek için savaşa gitmek istiyor. Epeyce uğraştıktan sonra kabul ediliyor ve bir cepheye gidiyor. O cephede bir baskına uğruyorlar tam da onun bulunduğu yerde. İşte o arada biz o baskının heyecanını o acemi gözlemcinin gözlüğünden seyretmeye başlıyoruz. Oldukça hoş, keyif verici bir öykü, çok da uzun değil. İkincisi Halk için hikayeler diye Tolstoy'un bir seçkisi var. Onun içerisinde yer alan Polekuşka isimli öykü. Ben yine dinledim ve kitaptan da takip ettim. Polekuşka Tolstoy'un uzun öykülerinden. İnsanın insanla olan ilişkisinin adeta ortasından bir tünel açıyor ve siz oradan yürütüyor. Bir köy, köyün içerisinde elbette efendiler ve hizmetkarlar var. O dönemde Rusya'da olması muhtemel olan zaten bu. Orada askere gönüllü olarak alınması gereken insanlar seçilecek. Çeşitli kuralları var. Bu insanları seçmenin çeşitli yöntemleri var. İşte çocuk sayısı, daha önce askere gitmiş olanlar, aile içerisinde işte bakanlar ya da ailenin geçimini sağlayanlar, başka geçimini sağlayanlar var mı? İşte bu ve buna benzer şeyleri bir araya getiriyorlar ve buna uyanlar arasından kura çekerek askere kim alınacak ona karar veriyorlar. Kura çekiliyor ama çekilinceye kadar büyük olaylar gerçekleşiyor. Çekildikten sonra büyük olaylar gerçekleşiyor. Neticede kimse koşa koşa ölüme gitmek istemiyor. O yüzden de büyük bir çekişme var. Sonra o katmanın içerisinden başka katmanlar görüyoruz. Ailenin içerisinden seçilen ailedeki o aile ilişkileri çerçevesinde yaşananlardan uzun bir öykü ama çok keyifli. Zaten dedik ya Tolstoy. Son olarak da Tolstoy'un sıcacık, duygu dolu, duygu yüklü bir öyküsü. sevginin olduğu yerde Allah vardır ismini taşıyan öyküsünü hem takip ettim hem de aslında dinledim. Çünkü dinlemek benim için artık okumanın önemli bir parçası haline geldi. Özellikle boş vakitlerimi ya, ya da şöyle söyleyeyim, özellikle okumaya imkan bulamayacağım, yürümek gibi bir yerlere gitmek gibi zamanlarımı çok rahatlıkla kitaplarla değerlendirebileceğim bir an oluşturuyor bana kitap dinlemek hele de kaliteli bir şekilde okunmuşsa, güzel bir çeviriden okunmuşsa değmeyin keyfime. İşte o şekilde bir Tolstoy geçidi, resmi geçidi resmen. Kasım ayı içerisinde yaşadım. Onun son kitabı da sevginin olduğu yerde Allah vardır. Martin, Martin beni tanıdın mı? Martin, kimsin? diye belli belirsiz söylendi. Benim dedi ses. Ve karanlık köşede Stefaniç belirdi, gülümsedi. Bir bulut gibi gözden kayboldu ve bir daha gözükmedi. Şimdi burada bir karakterimiz var. Yoksulca e, ayakkabı tamirciliği yapıyor ve rüyasında bir şey görüyor. Rüyasının gerçekleşmesi içinde bütün ihtimalleri e, pozitife çevirmeye çalışıyor. Bütün ihtimallerin o rüyasında ona vaat edilen, muştulanan şey olduğunu düşünüyor ve peşine koşuyor. Acayip bir hikaye. Mutlaka dinlemenizi tavsiye ederim. Sonunda ben de Murakami'ye başladım ve galiba Murakami'nin en aykırı kitabından başladım denilebilir. İmkansızın şarkısı. Bir kere Murakami müthiş bir yazar. Bunu hemen söyleyebilirim. İkincisi kalemi, kalemi çok ustaca kullanan bir yazar zor şeyler söylerken bile sizin kolayca okumanız ve ondan kopmamanız için kurguyu adeta bir demir zırhla örüyor ve sizin karşınıza getiriyor. İmkansızın şarkısında da aynen böyle bir gerçekle karşı karşıyayız. Üç arkadaş var. Bir kız, iki erkek. Kızla erkek birbirini seviyor. Diğer erkek de onların arkadaşı. Bir gün o Kızın sevdiği çocuk bir şekilde hayattan kopuyor, ayrılıyor. İşte ondan sonra kızla bu çocuk arasında daha sonra da gerçekten hayatı müthiş derecede enkaz gibi olan başka bir kızla kızla o çocuk arasında bir ilişki üçgeni var. O ilişki üçgeni bizi nerelere, nerelere, nerelere götürüyor. Bir kere bir çocuğun birini sevdiğinde neler yapabileceği gerçeğiyle karşı karşıya kalıyoruz. Ama bunun yanı sıra insanın kalbinde biri olsa bile hayatın içerisindeki başka sürprizlerin nasıl tezatlar oluşturduğunu görüyoruz. İmkansızın şarkısı bu anlamda inanılmaz keyif veren bir kurguya sahip. Kitabın tek handikapı çok fazla cinsellik içeriyor. Yok öyle şöyle böyle değil, ara ara değil, zaman zaman değil. Gerektiği zaman ya da işte kurgun içerisinde mutlaka bunu hissetmemiz gerektiği için değil. Murakami biraz sevdiği için cinselliği abartmış gibime geliyor. Üstelik de bunu yaparken herhangi bir şeyden kaçınmadan ya da herhangi bir set koymadan kendisine. Yani sonuç itibariyle bir roman, bir kurgu, herkesin okuyacağı bir kurgu yazdığını filan hiç düşünmeden bunu gerçekleştiriyor. Zaman zaman buna gerek yoktu diyeceğiniz yerler olacaktır. Ama Murakami'nin kendi geleneksel özellikleri, toplumunun örfleri, adetleri, yani Japon toplumunun bu olaya bakış açısıyla bizim bakış açımız birbirinden farklı olduğu için doğrusu ona göre çok ipin ucu kaçmamış gibi durabilir. Ama imkansızın şarkısı gerçekten çok fazla, yani gereğinden fazla cinsellik barındıran bir metin. Eğer Murakami okumak istiyorsanız, bundan da rahatsız oluyorsanız başka bir kitabından başlayın derim. Ama öte yandan anlattığı şey gerçekten okunmaya değer. Scott Fitzgerald dediğimiz zaman onun bir tane kitabı var. Yani başka kitapları da var çok genç yaşta aramızdan ayrılmış. Ama herkesin kabul ettiği, unutulmaz bulduğu tek bir kitabı var. Muhteşem Gatsby. Muhteşem Gatsby bir tezatlar kitabı adeta. Ben güzel bir seslendirmeyle de dinledim bu kitabı ve çok keyif aldım. Gatsby bize kimsenin muhteşem olmayacağını, olamayacağını. Herkesin gizlisinde, saklısında o muhteşem görünen şeyin içerisindeki trajedinin onu sürekli yaraladığını anlatan çok müthiş bir hikaye var. Geç bir fakir bir çocuktur ve birini sever ama ne yazık ki savaş çıkar, savaşa gitmek zorunda kalır. İmkanları olmadığı için de kız da bir birliktelik, bir evlilik oluşturamaz. Gider askere, bir zaman geçer, döner. Kız kendisi kadar sadık değildir. Başka birisiyle evlenir. Çok zengin birisiyle evlenir. Ve geç bir askerden döndükten sonra çeşitli yollarla işte o muhteşem hayat dediğimiz dönemin en zengin adamı olma vasfını kazanan bir çeşitli ticaretler yapar. Biz bu ticari işleri çok görmüyoruz ama zenginliği görüyoruz. Ondan sonra da geç bir büyük balolar, büyük eğlenceler verir. Hep aklında oraya davetli olarak katılacak birisi vardır. Onun gelmesini bekler. Sonra hemen o muhteşem malikanenin yanında bir gece kondumsu yer vardır. Oraya biri taşınır. Onunla kurduğu dostluk ve ilişki sayesinde olaylar ve o eski çok özlemle sevdiği kadınla olan ilişkinin kurulma ihtimalleri doğmaya başlar. Hazin bir sonu var. Gerçekten bize şunu anlatıyor. Hayatın muhteşem olması için zenginlik yetmez. Hayatın muhteşem olması için şöhret yetmez. Hayatın muhteşem olması için etrafınızda pervane dönenler yetmez. Hatta bunlar bazen onun önünde engeller oluşturabilirler. Gatsby çok güzel bir metin. Kolay okunmuyor. Bunu kabul ediyorum. Çünkü düz bir anlatı. Çok yavaşça işleyen bir anlatı. Ama okudukça da içinizden hımm -hı -hı deyip duruyorsunuz. Çünkü anlattığı şey hayatın içerisinde gördüğünüz, öykündüğünüz, özlem duyduğunuz şeylere zaman zaman benzerlikler gösteriyor. Ve hiç sizin düşündüğünüz, gördüğünüz gibi olmadığını hissetmenizi sağlıyor. Muhteşem Gesbi okunası kitaplardan bir tanesiydi ve Kasım ayında ben onu severek okudum. Zweig beni her zaman şaşırtıyor. Tamam artık okudum her şeyini epeyce ilerledim derken karşıma başka bir Zweig daha çıkıyor. Katil kim? Zweig'ın kısa, küçük, yani aşağı yukarı 48-50 sayfalık bir kitap olabilir. Ben onu dinledim yine ve çok ilginç. Bir adam, her şeyi abartan bir adam. Hayatın içerisinde sevgileri de çok abartan bir adamla karşılaşıyoruz. Çocuğu olmuyor. Ailesi içerisinde bütün fedakarlığı kendisi yaparak ailenin çok mutlu bir şekilde yürümesini sağlıyor. Bir gün bir köpeği oluyor. O köpeğe çevresindeki komşuları, eşi, arkadaşları ya da onu tanıyan hiç kimseden daha sevgi göstermiyor. Ama o sevgi yani abartılmış sevgi yani gerçek olmayan zehirli sevgi hangi sonuçları doğuruyor bu kısa kitapta görüyoruz. Psikolojik tahlillerin tabii ki en önemli adamlarından ve yazdığı her şeyi insanın ruhuna doğru koşar adım giden yazarlardan biri olan Zweig bize müthiş bir kısa öykü sunuyor. Mutlaka tavsiye ederim. Acayip bir kitap okudum sırada yoktu ya da onu hemen okuyacağımı planlamıyordum doğrusu ama araya girdi. Beni ayarttı tabiri caizse ve kütüphaneme yeni katılmış olmasına rağmen pek çok kitabın önüne geçti. Çok iyi yaptı. Bir meslevi okudum. Bolla Camii'den. Bolla Camii mesnevi türündeki ya mesnevi bir şiir türü. Biz hep Hazreti Mevlana'nın mesnevisine e, atıf yapılıyor gibi düşünüyoruz. Ama yok meslevi pek çok mesnevi var. Onlardan bir tanesi de Ariflerin Tesbihi ismini taşıyan Molla Camii'nin bu müthiş eseri. 40 tane ana konuya 40 tane şiir yazmış. Ve bunları okurken siz kendinizi nasıl hayatın içerisinde tutabileceğinizi düşünmeye başlıyorsunuz insanlarla olan ilişkilerde yaptığınız şeylerin ne kadar yanlış olduğunu ya da hangilerinin tam yerine oturmuş diyebileceğinizi çok müthiş bir akıcılıkla görüyorsunuz. Her bir tesbih tanesi yani her bir konunun önce şiirle bir kuramsal açıklamasını veriyor. Bir iki sayfa çok az. Yani ne demek istediğini, niçin bunun önemli bir şey olarak altını çizmesi gerektiğini anlatıyor. Sonra o konuya bağladığı bir öykü anlatıyor. Harika. Öyküleri dinlediğiniz zaman zaten bundan önce anlattığı şeyler pekişiyor. Yetmiyor. O konu üç başlık altında gidiyor. O kırk konu var ya. Üçüncü konu da bir dua. Molla Cami kendi adına dua edermiş gibi bir kısa metin ele almış ama siz de içinizden ben de öyle olmak isterim diyerek amin demek durumunda kalıyorsunuz. Önce meseleyi anlatıyor sonra onunla ilgili bir yaşanmış ya da kurgusal bir öykü anlatıyor. Arkasından da o meseleyle ilgili eksiklerini beyan eden belirten bir kısa duayla münacaatla bitiriyor. Ve siz de o duaya bakıyorsunuz hayatın içerisinde hani eğer kuramsaldan bir ders almadıysanız, eğer hikayeyi de üstünüze alınmadıysanız, sadece hikaye olarak dinlediyseniz, duada söylediği şeyler o kadar net ki ister istemez üzerimize alıyorsunuz. Ariflerin tesbihi olarak dilimize çevrilen metin aslında uzunca bir mesnevinin, yedi meslevinin içerisinden bir bölüm, uzunca bir bölüm ve oldukça güzel ve çok keyifli. Her bir tesbih taşı hayatın içerisinde bizi yoran, üzen, sıkan şeylerden bir tanesini ifade ediyor. Ve oldukça da bunu güzel anlatıyor. Birkaç sayfa içerisinde bitirdiği için de hoş bir tınısı kalbinizde kalıyor. Beşinci tesbih taşı geldi. Konuşanlarla konuşmayanların hep birlikte ağız birliği ettiği Yüce Allah'ın birliğinin açıklanması ve onun eşi benzeri olmadığının kanıtı üzerine. isimli bölüm. Yedinci tesbihin başlığını da okuyayım size. Tasarrufa el bağlayarak tekellüf bağından kurtulmak olan tasavvufun açıklanması hakkında. Öyle çok ağır değil, çok rahat ve net bir şekilde anlayabileceğiniz bir metin olduğunu söyleyebilirim. Son, dokuzuncu tesbih taşı, ben son başlığı vereyim, kitabı okumanızı Büyük bir heyecanla tavsiye ettiği bir de belirteyim. Uygunsuzlara sırt çevirmek ve uygun olanlara yönelmek olan tövbe makamı. Gerçekten kitap hayatın içerisinde. Hani bir kişisel gelişim kitabı okuyacaksanız eğer bunu okuyun. Kasım ayının önemli özelliği böyle daldan dala koşmam oldu galiba. Test Gerritsen'dan bir polisiye gerilim dinledim. Çok uzun. Storytel'de on... Bölüm halinde okunmuş ve o şekilde paylaşılmış o kadar uzun. Her bölüm yaklaşık olarak 45-50 dakika falan sürüyor. Bazıları 40 dakika sürüyor. Yani oldukça uzun bir metin dinledim. Cerrah. Geris'inin bence başyapıtlarından bir tanesi. E tabi bir katilimiz var ve katilimizin özelliği yaralanmış kadınları hedef alması yaralanmış kadınlar derken işte tecavüz mağduru ve bunu toplum içerisinde saklamak zorunda kendini hisseden kadınlar. Ve bunlarla yürürken tabii ki bir dedektifimiz var ve o işin içine giriyor. Kadın bir dedektif ve bulunduğu cinayet masasında kadın olduğu için küçümsenen, aşağılanan, arkadaşları tarafından birazcık ya senin burada ne işin var, trafik şubede olsaydı daha senin için uygun olurdu manasında bir bakışla karşılanan bir kadının e, özellikle sonuna kadar soluk soluğa takibini izliyoruz. Katilimizin isminin cerrah olmasının da bir anlamı var. Çünkü işte ameliyat malzemeleriyle zarar veriyor kurbanlarına sonra da kurbanlarının bir organını kendisine saklamak üzere onlardan ayırıyor. Çok enteresan bir kitap. Tek bir handikapı olabilir çok fazla tıp, tıbbi terim var. Bu da sanki böyle birazcık daha kitaba ağırlık kazandırmak ve onu birazcık daha soluk soluğa anlamamızı sağlamak için konulmuş ortaya. Yani çok böyle çok ağır değil o yüzden Cerrah'ı Tess Geritsen seviyorsanız Cerrah'ı okumanızı tavsiye ederim. Polisiye gerilim türünü Goti'yi seviyorsanız zaten Tess biliyorsunuzdur. Sevmiyorsanız bir yerinden bulaşayım diyorsanız da Tess başlayarak polisiyeye, gerilime, Goti'ye bir giriş yapabileceğinizi düşünüyorum. Son iki kitap. Birisi çok bilinen Köpek Kalbi, Mihail. Bulgakov'un bir kitabı. Bir araştırmacı, doktor, profesör, çok saygın bir adam. İnsanların gençleşmesi, genlerin gençleşmesi üzerine çalışıyor. Bir gün sokakta bir köpek görüyor, zayıf, çelimsiz. Onu evine getiriyor ve onu denek olarak kullanmak üzere ameliyat masasına yatırıyor. Büyük ihtimalle köpek ölecektir çünkü zerk ettiği şeyler köpeğin bünyesine uymayacaktır. Denemeler yapıyor. Yani neler insanlara vücuduna neler eklersek ya da işte hangi hormonlarla güçlendirirsek genç kalır üzerine çalışıyor ya. Köpek ölmüyor. Bambaşka bir şekle geliyor. Bambaşka bir şeyle karşılaşıyor. Ve korkunç olaylar peş peşe geliyor. Biraz komik tabii. Yani absürt bir durum oluşturduğu için yazar. mesela komik gibi ama altında bir trajedi var. Köpek kalbini de tavsiye ederim. Son kitabım da Üç Kısa Öykü. Cengiz Aytmatov'dan Yıldırım Sesli Manasçı, Asker Çocuğu, Beyaz Yağmur. Yıldırım Sesli Manasçı bir destan okuyan bir adam hastalanır ve bir vefat vardır. Onun arkasından gitmek gerekmektedir. Eşi gider ve o süreci takip ederiz. Beyaz Yağmur'da bir mutluluk hikayesi vardır. Mutsuzluk gibi görünen şeyin içindeki mutluluk ve asker çocuğunda da yine elbette ki Aytmatov'un temel konularından biri olan askere alınma ve Bozkır'daki sefaleti anlatan müthiş bir hikaye. Aytmatov'un Asker Çocuğu isimli hikayesinde tıpkı çocuk kahramanların olduğu diğer hikayelerdeki gibi çocuğa uçsuz bucaksız bir hayal dünyası verilmiştir. Müthiş. Aytmatov'un genel olarak askerleri kadınlardır, çocuklardır. Çünkü büyük bir savaş, büyük bir mücadelenin içerisindeki dönemleri çok anlatır. Bu kısa ama anlamlı üç öyküyü de tavsiye ederim. Geldik videomuzun yenilik kısmına. Bir film Film de tavsiye etmek istiyorum size. Çok kısaca anlatmak istiyorum. Ben onu Netflix'te seyrettim ama belki dışarıda da olabilir. 2020 yapımı Dolittle diye bir film. Çok harika bir film. Bir fantastik komedi. İçinde hem normal insanların oynadığı bölümler hem de fantastik kahramanların bulunduğu bir animasyon filmi kıvamında harika görüntüler, harika sahneler var. Çok iyi oturtmuşlar. Çok güzel ve başarılı bir yapım olduğunu söyleyebilirim. Çocuklarınızla birlikte yeğenlerinizle, kardeşlerinizle, sizden daha küçük olanlarla, sizden daha büyük olanlarla, dedelerinizle, ninelerinizle, annelerinizle herkesle birlikte izleyebileceğiniz bir aile filmi ve bu uzun aralık geceleri içinde bence oldukça iyi bir öneri olarak düşünülebilir. Eğer tabii ki animasyon, fantastik, komedi türünde filmleri seviyorsanız. Bir doktorumuz var, karısı ölünce hayata küsüyor ve kendi bahçesine, evine çekiliyor. Artık dünyaya kapıları tamamen kapatıyor. Ama evi ve evinin özellikle bahçesi bir hayvanat bahçesi gibi. Fakat doktor hayvanlarla konuşmayı öğrenmiş ve onlarla iletişimi çok iyi kurmuş bir doktor. Sonra bir gün İngiliz kralçesi hastalanıyor. Daha doğrusu ona bir komplo kuruluyor. Artık ölmek üzeredir. Son çare doktoru çağırıyorlar. Doktor kabul etmiyor. Ben bu işleri bıraktım diyor. Ama bir şekilde onu mecbur bırakıyorlar ve uzak diyarlarda fantastik bir dünyanın içerisinde bir ağacın meyvesi ancak kralçeyi iyileştirebilir. İşte o ağacın meyvesini bulmak üzere zorlu bir yolculuğa çıkıyorlar. Elbette karşılarında kötü adamlar var. Onların bu yolculukta başarısız olmalarını sağlamak için çabalayan sürükleyici, keyifli ve inanılmaz gü güzel bir filmle karşı karşıya olduğumuzu söyleyebilirim. Üstelik filmin başrollerinde doktorun en yakın arkadaşları olarak goril, ördek, Deve kuşu ve papağan rol alıyor dersem eğer sanırım ki merakınızı birazcık daha yükseltmiş olabilirim. Tavsiye ederim. Elbette iyi kurguları izlemek de bizim için hani okuyan insanlar için, okumayı sevenler için farklı bir bakış açısı, farklı bir güzellik olarak hayatımızın içerisinde yer almalı. Fakat tabii ki televizyon dizileri değil ne yazık ki onlar ya yani seviyi oldukça düşüren, bizim aklımızla bayağı dalga geçen, çok kolay ve bir döngüden oluşan şeyler e, yayınlıyorlar. Televizyon dizisinin mantığı bu. Filmlerin genelinin mantığı da bu. Hollywood filmleri özellikle böyle ya da Türk filmlerinin son yıllarda pek çoğu komediler falan böyle ama arada çok iyi filmler de çıkıyor. Onları niçin kaçıracakmışız ki? İşte böyle 10 tane kitap okuduğum ve dinlediğim kitaplar ve bir filmimiz var. Ümid ederim ki Kasım ayında benim aldığım keyfi siz de bunlardan herhangi birini ya da birkaçını okuyarak ya da filmi izleyerek alırsınız. Siz ne okudunuz? Nelerle geçirdiniz günlerinizi Kasım ayında ve bir iki film önerisi de verebilirsiniz diye düşünüyorum. Yorumda hepsine cevap vermek ve hepsini okumak üzere heyecanla bekliyor olacağım. Herkese iyi okumalar ve islemeler.